Ekranda aynı şeklin iki farklı resmini görüyorsunuz. Biri önden, diğeri de arkadan görünüşü. Eğer bir birim küple kastedilen şeyin bu olduğunu düşünürsek, bu videoda bu şeklin birim küp cinsinden hacmini hesaplamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurmanızı ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışmanızı istiyorum. Bu soruyu çözmenin birkaç değişik yolu var ve bu yolların hepsi de şekli farklı yöntemlerle parçalarını ayırmaktan geçiyor. Mesela şöyle yapabiliriz. Şekli tam buradan ikiye ayırdığımızı düşünün. Burada bir dikdörtgenler prizması elde ederiz. Görebiliyor musunuz? Daha iyi anlaşılması için şuraya bir kere daha çizeyim. Yaklaşık olarak şöyle gözükür. Peki, bu prizmanın boyutları nedir? Genişliği 4 birim, yüksekliği 2 birim, derinliği de 4 birim. Hacmini hesaplamak için işte bu boyutları birbiriyle çarpmamız yeterli olacaktır. Yani genişlik çarpı yükseklik çarpı derinlik hacmi verecek. Yazıyorum genişlik çarpı derinlik çarpı yükseklik. 4 kere 4 16 ve çarpı 2 de 32 eder. Ama henüz bitmedi. Çünkü daha sadece bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulduk. Buradaki parçanın hacminin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Bu parçanın hacmini buradaki minik küpleri sayarak hemen söyleyebilirsiniz ama ben bu parçayı bir kere daha çizeceğim. Evet, bu şekilde buna benziyor. Peki boyutları nedir? Genişliği 2, yüksekliği 2 ve derinliği de 1 birim. Bu durumda hacmi de derinlik çarpı genişlik çarpı yükseklikten 4 olarak buluruz. E zaten burada da 4 minik küp olduğunu görebiliyoruz. Şimdi toplam hacme bakacak olursak, 32 artı 4'ten cevap 36'dır. Sorunun başında da dediğim gibi, bu soruyu çözmenin başka yolları da var. Örneğin, mavi kısmın hacmini bulup, bunu 2 ile çarpabiliriz. Çünkü kırmızı kısmın hacmi, mavi kısmın hacmine eşittir. Mavi kısmın yüksekliği bir birim olduğuna göre, buradaki küpleri sayıp, hacmin kaç birim küp olduğunu bulabiliriz. Görebileceğiniz bir renkle işaretleyerek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Mavi kısımda kaç küp varmış? 18. Buna kırmızı kısımdaki 18 küpü de eklersek, 18 artı 18'den yine 36 birim küp buluruz.